Sevgili izleyiciler, YouTube kanalımızın bugün çok önemli bir konuğu var. Evet, onu aslında Ordu'daki belirli bir kesim tanıyordu ama son dönemde Türkiye'nin çok konuştuğu önemli bir isim haline geldi. Çünkü şu an elimde gördüğüm kitabı birazdan sizlere anlatacağız. İncirlik Ağacı adlı kitabın yazarı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de çok önemli bir neferi, komutanı, üst düzey yöneticisi, aynı zamanda da eniştemiz. Orkun Özeller bugün konuğumuz oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, bizi kırmadınız. Ben teşekkür ederim, nazik davetiniz için. Benim için onurdur. Evet, o şeref, onur bize ait. Çünkü ben bundan yaklaşık 2-3 gün önceydi, hem sosyal medyadan hem de tesadüfen telefonlar zapping yaparken, hani televizyonda kanalları değiştirirken birdenbire kulak kabarttım. Anlatılan konu ve konuyu yapan kişinin siz olması beni şu anda burada daha da mutlu etti. Çünkü sevgili izleyiciler, geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi tartışılırken İYİ Partili Aytun Çıray ve Hulusi Akar Paşa arasında, şimdi Milli Savunma Bakanı, çok ilginç bir tartışma geçmişti. O tartışmada hatırlarsanız bir çuval geçirme vakası yaşanmıştı. Ve o dönem hepimizin ruhu incinmiş, gururu kırılmıştı. İşte o dönem herkes o madalyayı aldı diyen Hulusi Akar Paşa'ya Aytun Çıray demişti ki hayır, bu madalyayı almayanlar da var. İşte onlardan bir tanesi de bizim şu anda misafirimiz olan Orkun Özeller, sevgili komutanımız. Neydi o konu? İzleyicilerimize aktarmanızı, ardından da kitabınızdaki hangi içeriklerin bulunduğunu bizlere aktarmanızı rica edeceğim. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bu yayına katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İncirlik Ağacı kitabının hakkında önce birkaç şey söylemek istiyorum. Müsaade edin. Lütfen, tabii ki. Kitabın kapağında da biraz dikkat çeksin diye incir ağacına atıfta bulunarak bir isim koyduk. İncirlik Ağacı. İncir ağacının özelliği, ocağıma incir ağacı diktin sözünden gelmektedir. Malum. Burada incirlikte yaşamış olduklarım hatıralar üzerine, gerçek olaylar üzerine yazılmış bir kitap. Bu hatıraların da kitabın son sayfasında Zekai Aksakallı Paşa'nın bir yazısı mevcut. Kendisi de bu olayların orada bulunması itibariyle şahidi olduğunu ifade ederek bir nevi yazdıklarınızı teyit etmiştir. Evet, desteklemektedir. Ayrıca Mustafa Önsel komutanımız, Ahmet Yavuz generalim, Beyaz Karataş generalim ve belki çoğumuzun da tanıdığı harp coğrafyası diye geçen Selim Erdoğan hocamızın kitap hakkında yazıları mevcut, vermiş oldukları destekler bana da ve kitaba daha doğrusu güç vermekte. Kitabın içeriğinde incirlikte yaşananların özellikle Amerikalıların ile icra edilen görevler esnasında nasıl bizi Tonga'ya düşürdüğü, nasıl mevcut mutabakatlara veya anlaşmaların hilafında, onların dışında davranışlar sergiledikleri, bunları durdurmanın, engellemenin veya da düzeltmenin yolu var mı? Evet, yolu var. Nasıl oldu? Kendi ekibimle beraber. Onu da mutlaka belirtmek istiyorum. Burada sadece bir Orkun Özeller yok. Burada bir ekip çalışması var. Ben sadece bu ekip çalışmasının orada başardıklarını kaleme aldım. Bu aldığım yazılarda Pankuş Yayın Evi tarafından kitap haline getirildi. Bir ekip çalışmasıdır yani bunun içeriği. Ben çok şu anda da iyi gidiyor satışlar. Evet, şu anda ilgi büyük. Ben ne kadar bazı dağıtımda sıkıntılar yaşamış olsak da ilgi... Niye sıkıntı yaşadınız? Onun da sakıncası yoksa paylaşabilir misin? Yani kitabı şöyle söyleyeyim. Kitabın hiçbir siyasi içeriği yok. Fakat belki bir algı var. Ya bu kitap muhalif bir kitaptır. Kitabın öyle bir muhalif tarafı yok. Siyasi içeriği yok. İktidara yönelik herhangi bir olumsuz tarafı yok. İçerisinde incelikle yaşadıklarım, Amerikalıların faaliyetlerimizi nasıl engelleme gayretleri içerisinde oldukları, bununla beraber terörle mücadele alanında
atıfta bulunarak yaşadığım bazı ilginizi çekeceğini düşündüğüm olaylar ki bunlar özellikle genç arkadaşlarımızın, hele bunlar güvenlik birimlerine çalışan arkadaşlarımızın çok daha ilgileri çekeceğini ve onlara rehber olacağını inandığım konular. O yüzden onları kitaplara dahil etmek arzusundaydım. Bunun yanı sıra bir de Kosova'da yaşadığım 2003 yılında bu çuval hadisesinden 8 gün sonra Alman askerlerinin bundan, bu çuval hadisesinden esinlenerek bir psikolojik cesaretle şehrin ortasında bana yapmaya yeltendikleri olayı basında da yer almıştı. Çok fazla magazinleşmeye başladı. Magazin kısmını sevmediğim için olay başından sonuna kadar evet ne olduysa yazıyor. Şimdi burada bir ayrıntı var yalnız Orkun komutanım. 2003 yılında bu hadise yaşanınca hepimiz çok üzülmüştük. Ekranlardan, evet, sosyal medyadan duyduğumuz kadarıyla. Siz de bizzat Kosova'daki, kitabınızda bunu anlatıyorsunuz, çok fazla detay vermeyeyim. Kitabı almak istiyorsanız hem internet üzerinden, Pan yayınlarından, Pankuş yayınlarından yazdığınızda İncirlik Ağacı kitabına nasıl ulaşabilirim, Pankuş yayınları diye yazdığınızda orada detayları var. Ama bir ayrıntı var ki siz o dönem Kosova'da Alman askerleriyle bizzat fiziki bir, evet, tartışmaya girdiniz ve o gün dostlarınıza şöyle demiştiniz sizin ifadenizle: ben bir gün eğer bana ilerleyen günlerde neydi o konuşma, siz devam ettirin. Tabii bu Kosova'daki hadise askerlerimizin başına çuval geçirilmesinden 8 gün sonra. Tabii 8 gün sonra olmuştu. Bu NATO'da görevliydiniz. Evet, orada da yine NATO kapsamında KFOR diye geçen Kosova Barış Gücü'nün bünyesinde görev yapıyorduk. Tabii ki bu beraber görev yaptığımız unsurlar içerisinde Almanların bizim faaliyetlerimizi sekteye uğratacak şekilde çalışmalarını enteresan bir şekilde takip ediyorduk. Diğer tarafta Süleymaniye'de olan bu çuval hadisesi tabii ki onlara da cesaret vermişti. Bu yaşanılanlar bana şunu gösterdi. Ülkemizin milli menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı her ne kadar koalisyon unsurları içerisinde olsak da milli menfaatleri doğrultusunda çalışılması gerektiğini, çok fazla kendimizi akışa kaptırdığımız zaman farkında olmadan ülke çıkarlarının dışarısındaki şeylere maruz kalabildiğimizi görüyoruz. O yüzden farkındalığımızı arttırmamız gerektiğini anladım. Aradan geçen yıllar, tabii ki bu Kosova olayıyla ilgili ayrıntılar kitapta mevcut. Bir madalya olayı söz konusu oldu ve bir 2007 miydi? Evet. Madalya size madalya 2000 İncirlik'te. 2017 yılında. 2017 özür dilerim. 2017 yılında şu anki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kara Kuvvetleri Komutanı iken o çuval hadisesinin emrini veren komutanın ona madalya takması ve bunun basında yansıması bana şunu söyletti. Bir gün Amerikalılar bana bir madalya vermeye kalkarlarsa bunu asla kabul etmeyeceğim. Bu düşüncemi etrafımdaki arkadaşlarla da paylaşıyordum. Onlara da diyordum. Tabii böyle sohbetlerde konuşuruz. İşte ben olsam bu madalyayı kabul etmem. Asla böyle bir şeyi doğru bulmuyorum. Hep kendi aramızda konuşuyorduk ki hemfikir olduğumuz şeylerdi ama böyle bir olayı yaşayıp yaşamayacağımız kısmet meselesi, bilemiyorduk. Yıllar geçti ve 2017'de böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. O zaman İncirlik'teki göreviniz neydi? O zaman İncirlik'te bu EİT donat kapsamında oluşturulmuş olan İncirlik içerisinde Birleşik Müşterek Özel Görev Kuvveti adı altında bir koalisyon görevi vardı. Suriye Harekatı'nı takip ettiğimiz bir karargâhta. Ben de bu karargahın komutan yardımcısıydım. Onun komutanlığını yapan bir Amerikalı albaydı. Bir İngiliz albay ve bir Türk albay olarak biz de komutan yardımcısı görevlerini icra ediyorduk. Görevinin son günü
bir tören icra edildi. Bu törende bana madalya verileceğini bana deklare etmediler, söylemediler. Ama tahmin ediyordum çünkü genelde bu tür şeylerde, görev bitiminde çeşitli seviyelerde, bazen küçük seviyede, bazen büyük seviyede madalya veriyorlar. Bu bana da bir madalya verebilirler. Verdikleri zaman ben ne yapacağım diye bunu çok tabii kendi kendime bütün gece boyunca sorgulamıştım. Sözümün eri olacağım, o madalyayı almayacağım ya da işte yok iki devlet arasında problem çıkmasın, yok başıma bir iş gelmesin. Düşünceleriyle o madalyayı alacaktım, sineye çıkacaktım ama belki madalya almadığım için başıma kötü şeyler gelebilirdi ama şunu biliyordum, babamın yüzüne bakabilirdim. Madalyayı alsaydım babamın suratına bakamazdım. Yani o şeyi, utancı ben yaşayamayacağım şimdi ki bu... Çünkü orada bir konuşma yaptınız. Arkadaşlarıma söyledim, diyordum ya bir basına hangi haysiyetle, hangi şerefle alınır bu Amerikalıların madalyası. Adamlar bizim kafamızı çuval geçirmiş ve biz bu şeyi görmezden geleceğiz. Ve onların vermiş oldukları madalyayı alacağız. Ve bu çok enteresan bir şey. Kitapta da bunu anlatıyor. Bunun madalyanın veriliş şekli çok enteresandır. Şöyle bir berat veriliyor. Ve bu berat okunuyorken herkes saygı duruşunda gibi esas duruşa geçiyor. Kim adına? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı adına. Yani bu okunuyorken herkes esas duruşa duruyor. Onların değerleri gereği böyle. Evet böyle bir uygulamamız var. Ama siz Türk Silahlı Kuvvetleri subayısınız. Evet bu dediğim gibi benim mantığımda bir tezatlık oluşturuyor. Kabul edilebilir bir şeydi. Yani biz NATO gücüydü. Evet evet biz Türkiye olarak niye Amerikalılara madalya vermiyoruz diye düşünüyorum. Hatta biz niye burada bir gariplik var. Yani biz samimiyetsizlik var. Eğer gerçekten güzel görevler yaptığımız için verilecekse bu oradaki NATO çalışma grubunun başındaki komutanın onayıyla olabilecek bir şey. Ki bu olay içerisinde Türk makamlarımız da bu kararda yer alacağı için bir müşterek ortak akıl çıkacaktı. Evet, ortak şey olacağı için alınabilecek bir madalya görülebilir ama Amerika Birleşik Devletleri'nin vereceği madalya ne alaka? Hiçbir mantığı yok. Kitabın içerisinde ayrıca benim Amerika'da gördüğüm bir psikolojik hareket kursu var. Bu kurs da benim şeyimi değiştirdi, bakış açımı değiştirdi. Ve bu kurstan çok şey öğrendim. Orada da kursla ilgili ayrıntılı bilgiler mevcut, yaşananlar. Aslında madalyayla aidiyet kurdurup evet. Sempati kazanmaya mı çalışıyorlar? Evet, psikolojik hareket kursunun da bize yapılanlar, davranışlar, yaklaşım şekilleri, neyi hedefledikleri, bunları doğru algıladıktan sonra o madalyanın size niye verilmek istendiğini daha rahat çıkartabiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir onursuz davranışa maruz kalmamak için tören esnasında madalyayı kendilerine geri iade ettim, geri verdim. Orada bir konuşma var basına düşen. O konuşma oldu mu hani YPG ile birlikte tabii olan? Tabii. Yani orada tabii ki şunu belirttim özellikle. Türkiye'nin düşmanı olan terör faaliyetlerinde olan. Bunu bana veren albaya dönerek sizi incitmek amacımda değilim. Benim muradım burada size yok. Bir hakaret değil. Ne? Benim düşman gördüğüm, terörist gördüğüm YPG'nin yardım yatan, silah veren, destek olan bir ülkenin vereceği madalyayı almayı onurum kabul etmiyor. Yani diyerek madalyayı geri verdim. Ve salondan ayrıldınız. Ve salondan ayrıldım. Peki tepki oldu mu bizim cepheden? Tabii madalyayı verdikten sonra şöyle bir tepki değil, tepkisizlik oldu. Normalde görev sonunda bir veda konuşması yapılır. Ben ve veda konuşmasından sonra herkes alkışlardı. Ben de veda konuşması yaptıktan sonra kimse alkışlamadı.
Peki Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir tepki oldu mu? Niye madalyayı almadın, bizi sıkıntıya soktun gibi? Direkt bir tepki olmadı. Hatta Zekai Aksakallı Paşam madalyayı alsaydın kafanı kırardım diye bir laf etti. Sağ olsun destek oldu. Evet. Ama madalyayı olayından sonra yaşadıklarımda, yani başıma gelenler de iki bölüm halinde kitapta mevcut. Bir tepki olup olmadığını oradan okurlarımız anlar. Evet, sevgili izleyenler, aslında o kadar çok gündem konu varken biz 2 saat konuşsak burada inanın sığdıramayız, ama bu ayrıntı çok önemliydi. Çünkü Hulusi Akar Paşa geçtiğimiz günlerde mecliste bir konuşma yaparken muhalefetten, İYİ Parti'den Sayın Aytun Çırağ'la bir sözlü bir sataşmaya girdiler. Ne var ki herkes o madalyayı aldı deyince Sayın Aytun Çıray'ın bir konuşması oldu. Sonra da siz zaten bu kitabı basmıştınız, değerli anılarınızı anlatmıştınız, ama siz orada bir gündem oldunuz. Doğru mu? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, orada bir gündem oldum. Tabii belki istemediğiniz bir tarzda ama... Yok, yaptığım şeyin arkasında duruyorum. Evet. Kitabı da gönderdim zaten kendisine. Evet. Hatta ilk yazdığım zaman acaba göndersem mi diye düşünüyordum da. Çünkü kendisiyle beraber ortak çok anılarımız var. Yaşadığımız Hulusi Akar'la. Evet. Hulusi Akar'la burada neler yaşadık, karşılıklı nasıl diyaloglar yaşadık. Burada okuyucularımız bulabileceği bir şey. Yani amacım kendimin reklamı yapmak değil. Fakat bugün geldiğimiz noktada, yani 27 Kasım 2022 günü, çok özür diliyorum. Yani sinirlerim böyle gitgide geriliyor. Sahadan gelen haberler beni rahatsız ediyor. Ve bu gerginliğim konuşmalarıma da yansıyor. Umarım bu sohbetimizden, bu yayınımızdan kazasız belasız herhangi bir şey söylemeden ayrılırım. Fakat iki günde yedi birleştiriniz var çünkü. Yani iki günde yedi şehit şehidimiz var, yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza şifala diliyorum. Fakat artık yani bu kitaptan daha çok konuşulması gereken konunun o olduğunu düşünüyorum. Niye bu kadar şehit verdiğimiz, niye bu kadar yaralı verdiğimizi artık sorgulamamız gerekiyor. Birisine sormamız gerekiyor. Niye bu kadar çok şehit veriyoruz diye vatansever duygularla sormamız gerekiyor. Gönül arzu ederdi ki bugün ben burada bu konuşmayı yapmıyorum ve sadece orada şey, o dağda o arkadaşlarımla beraber operasyon bölgesine yer alıyor olsaydım. Çünkü benim en iyi bildiğim şey ve eğitildiğim konu savaşmak. Ben bugün röportaj yapmak üzere veyahut da kitap yazmak üzere yetiştirilmedim. Ben savaşmak üzere yetiştirdim. Ve silahlı kuvvetlere de en verimli olabileceğim bir dönemde emeklilik kararı almak zorunda kaldım. Şu anda içim yanıyor. Oradaki sahadaki arkadaşlarımın yalnız bıraktığım için içim yanıyor. Yani dediğim gibi bu kusura bakmayın. Bu şeyde biraz duygusallaştınız haklı olarak. Yani siz haklısınız. Belki şu anda emekli olduğunuz sene 2021. Belki biz sizi daha üst kademelerde görecektik ama. Ya onu değil. Ben şu an içinde bulunan. Ben de hiç önemli değil. Ben rütbe şeyi bakmıyorum ama en iyi bildiğim işi en verimli olacağım yerde yapmayı çok arzu ederdim. Evet şu anda. Ama birileri istemedi. Evet. Orkun Özeller. Kendisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok kıymetli, çok değerli bir subayı. Bizden biri, sizden biri, bizler burada belki evimizde, iş yerimizde rahat rahat hayatımıza, günlük hayatımıza devam ederken o en verimli olduğum dönemde ben de o askerlerle, o arkadaşlarımla birlikte olmalıydım. Onlarla birlikte mücadele etmeliydim ve bunların hesabı bu kardeşlerimizin, bu gencecik evlatlarımızın hesabı birilerine sorulmalı demiyor ama bunun, bu kadar ölümün sebebinin birinin çıkıp açıklaması gerek diyor. İncirlik Ağacı adlı kitabıyla da birçok belki de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaşadığı önemli anıyı, ayrıntıyı zaten tüm Türkiye ile paylaşırken en son onurlu şekilde almadığı ve iade ettiği madalyayla gösteriyor.
Orkun Komutanım, yani sizin yaşadığınız üzüntüyü ve şu anki hissettiklerinizi inanın, ben sizi dinlerken aynı enerjiyi, aynı üzüntü, hüznü paylaştım. Sizi de biraz da anlıyorum, haklısınız. Ne diyebiliriz? Ne diyebiliriz komutanım son olarak birkaç cümleyle? Yani sözün bittiği yer diğerler ya. Evet, öyle, sözün öyle bittiği oluyor. Yer olsun. Ben sadece bir şey söylemek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri eleştirebiliriz, beğenmeyebiliriz, beğenmediği konular olabilir. Bizim ordumuzdur. Bu ordu kahramanlar, destanlar yazan bir ordudur. Her türlü kötü ortamdan çıkmasını bilmiştir. Tek isteği vardır, tek ihtiyacı vardır. Başında gerçek bir komutan görmek ister. Kendisi gibi arazide yaşamış, sırt çantası taşımış, operasyona çıkmış, onu hissedecek komutanla her türlü Çanakkale destanı gibi, milli mücadele gibi her türlü destanı bizim Türk askerimiz yazar. O konuda da Türk askerinin cesareti, kahramanlığı, artık onu söylemeye bile gerek yoktur. Takdire şayandır. Ölüme evet. Çünkü koşarak her türlü şeyi başında üstesinden geleceğine inanıyorum. Evet. Evet, sözün bittiği yer burasıydı. Takdir sizin. Cevap vermek isteyenlerin de cevap hakkı saklıdır. Onu da söyleyelim sorumlu yayıncılık adına. Orkun Özeller, emekli albay, İncirlik Ağacı adlı kitabıyla şu anda Pankuş Yayınları internet üzerinden bulabilirsiniz. Ama en son söylediği sözler kitabın da madalya olayının da çok çok önüne geçmiş durumda. İyi ki sizi bugün tanımışız. İyi ki bu kitap buna vesile olmuş. İyi ki varsınız komutanım. Teşekkür ederim. İyi ki sizler de varsınız. Sağ olun.